Herkese merhabalar. 2023 LGS kampımıza son 3 gün kaldı. Bizler çok heyecanlıyız çünkü 2023 LGS'de hem sözel bölümde hem de sayısal bölümde sizlerle en yüksek netlere ulaşmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık ve sizlerle birlikte 2023 LGS kampında 7'den 8'e LGS kampımız, ara tatil kampımız, birinci dönem sonunda ilk tekrar kampımız, hızlanma kamplarımız, prova kamplarımız ve prova tabii ki deneme kampımız oluyor ve son tekrar kampımızda sizleri yani 2009 sayfayı 2023 LGS YGS'de en yüksek başarıya ulaştıracağız. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Hemen bu yorumlara şöyle bir bakmak istiyorum. Sonrasında bazı önemli sorularınızı cevaplayacağız ve birkaç uyarıda bulunacağız. Eylül programımız da hazır. Mutlaka kampımızın programını indirip duvarlarınıza asın. Burada canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi Mustafa Çavuş demiş ki, abi ben matematiği fazla yapamıyorum. Daha doğrusu ben matematiği anlıyorum ama sınav gibi kağıt üzerine yapamıyorum. Bunun nedeni nedir? Hocalarım bile anlamıyor. Allah Allah. Bunu ben bu sene 8'e geçtim. VGS'e Hocam yardıma ihtiyacım var demiş. Burada Mustafa'nın sorunu matematik. Buraya bir yazalım. Hocam ben matematik ne kadar dinlesem soru çeysem de yapamıyorum demiş Zerrin Şanlı. Zerrin'in sorunu matematik. Cuncula yani Haziran Temmuz demiş ki ben çok korkuyorum başarısız olacağım diye. Temelim çok kötü hissediyorum demiş. Burada genel temel sorunumuz. Kerim Göz bu sene Türkçe'nin belirleyici olur matematik mi demiş. Burada ee, belirleyiciliği sormuş bize. Ponçik, Ponçik isimli bir arkadaşımız var gördüğünüz gibi. Hocam derslerim kötü. Matematik zaten full kötü. Çalışıp düzeltirim diyorum. Çalışma sırasında motivasyonum düşüyor. Ne yapabilirim? Şu an bile depresyondayım. Ne olur hocam bilgi verin demiş. Mat e, ve diğer derslerle alakalı sorun var. Şimdi arkadaşlar birincisi şunu bilmeniz lazım. LGS'deki en önemli şey kendimize güvenmemiz. Yani evet bizler sizlere mükemmel programlar hazırlayacağız. Evet harika kitaplarımızla, işte paragraf kitaplarımızla, test kitaplarımızla, setlerimizle sizlere destek olacağız. Sizler örnek sorulara bakacaksınız ve onları çözerek veya çıkmış soruları çözerek bir yerlere geleceksiniz ama öncelikle kendinize inanmanız gerekiyor. Sonra bizlere güvenmeniz gerekiyor ve kendinize inanırken de bunu gerçekten samimi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani şu anda diyelim ki Mustafa ile Zerrin karşılaşsa Mustafa "Zerrin ki ya Zerrin ben çok kötüyüm çok hiç kazanamayacağım düşünüyorum matematik yapamıyorum" dese. Zerrin ona "Evet yapamazsın zaten hiç çalışma boş ver matematikten vazgeç" sen zaten çok kötüsün der mi? Yoksa "Biraz daha dene dikkatli ol inşallah yaparsın" mı der? Ya da işte Kerim Göz Ponçik'le karşılaşsa "Rezil olacaksın" mı der? Yoksa "Yok ya sabre derim yapacağız" mı der? Mutlaka bizler birbirimize arkadaşlarımıza, kuzenlerimize olumlu şeyler söyleriz. Ama maalesef ki kendimize bakın burada hepsi görünüyor. "Zaten çok kötüyüm, zaten kötüyüm, hocalar bile anlamıyor" Çok korkuyorum, başarısız olacağım. Kendimize geldiğinde ise hep böyle acımasız davranıyoruz. Öncelikle şu acımasız tavırlardan vazgeçeceğiz. Yani bizler başarılı olacağımıza inanacağız. İkincisi, inandıktan sonra da tabii ki belli bir taktiği var bunun. Biz burada size tabii ki programlar yaparak, burada sizlere çok güzel kamplar yaparak hazırlıyoruz ama burada siz zihninizde bir turlama taktiği uygulamanız lazım. Turlama taktiği nedir hocam? Bakın turlama taktiği şudur. Sınav başladığında diyelim ki LGS sözel bölüme girdiniz. Yapıyorsunuz 2023'te. Birinci soru yaptınız. ikinci soru yaptınız. Üçü yaptınız. Dört, beş, altıda takıldınız diyelim ki. Altıda takılınca altı yapmadan geçmeyeceğim demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu soruyu sonra yaparım deyip bunu böyle yuvarlak içine alıp devam edeceksiniz. Bunu bilenler biliyordu ama şimdi benim anlatacağım başka bir şey. Sonra bütün sorular bittikten sonra yani kolay sorular yaptıktan sonra bu soruya gelip bunu da yapacaksınız. Bunu da boş bırakmayacaksınız. Takıldıysanız eğer hiç yapamıyorsanız boş bırakacaksınız. Ama hala birkaç seçenek arasında kaldıysanız işareteceksiniz. Şimdi biz buna denemelerdeki turlama taktiği diyoruz. Peki ders çalışırken turlama taktiği nedir? Ders çalışırken turlama taktiği de şudur. Sen oturdun dersin başına açtın matematik kitabını tamam mı? Çevirdin sayfayı açtın. Bu sorudan başlarsan zor sorudan başlarsan gözyaşı, sıkıntı. O zaman ne yapacaksın? İlk başta temel sorulardan başlayacaksın. İlk başta kolay sorulardan başlayacaksın. İlk başta daha fazla süre vereceksin bir soru için. Bir dakika, iki dakika veriyorsa sana LGS bak buraya yazmış. LGS demiş ki sözel bölüm için bir buçuk dakika, sayısal bölüm için bir soruya iki dakika veriyorum demiş. Bana ne? Ben daha sınava girmedim ki daha sürem var. Ben bir soruya dört dakikada veririm kardeşim diyeceksiniz. Ve gerekirse bazı kolay soruları bile beş dakikada çözeceksiniz. Zamanla o dört dakikaya, üç dakikaya, iki dakikaya, bir dakikaya inecek. Hiç merak etmeyin. Ama ilk başta sabırlı bir şekilde temelden ve daha fazla süre vererek çözeceksiniz. Sonrasında sonrasında Çözdüğünüz ama sıkıldığınızda yine yapamıyorsunuz. Hop turlama taktiği geçeceksin paragrafa. Başka bir paragrafı da bakacaksın ve diyeceksin ki ben biraz paragraf çözeyim. Hop burada yoruldunuz geçeceksin turlama taktiği işte ne bileyim inkılap tarihini İngilizce. Yani şunu anlatmak istiyorum. Nasıl sınavda soruya takıldığın zaman hop geçip diğer soruya geçiyorsan dersi de sıkıldığını hissettiğini yapamadığını hissettiğini hop biraz fen yapacaksın. Hop biraz Türkçe yapacaksın. Çünkü sınavda sana sadece matematik sormayacaklar. Sınavda 20 tane fen, 20 tane Türkçe, 20 ta pardon 10 tane inkılap, 10 din, 10 İngilizce. Yani toplam 70 tane daha soru var. Bu 70 soruda çok çok iyi yaparsan, geri kalan matematik 20 sorunun da içerisinde yapabildiklerini iyi yaparsan, toplamda 80-85 netlere belki ulaşırsın ve yine hayallerindeki süper liselere girebilirsin. Ama bu 20 matematik sorusunda birkaç tanesini yapamıyorum, takıldım, vazgeçtim deyip, bunlara da çalışmaktan vazgeçersen toplamda zaten kaybedersin. O yüzden sınavda nasıl takıldığımız soru olunca atlayıp devam edip geri döneceksek, ders çalışırken de takıldığımız bir ders olduğunda bakın, Turlama taktiğinden kastım bu. Matematik sıkıldın Birazcık hemen temele geçiyorsun. Temel sorular çözüyorsun. Orta sona zora geçiyorsun. Süreyi daha fazla veriyorsun. Yine de takıldın. Yine de kustun. Yine de iğrendin. Yeter artık bu matematikten dedin. O zaman açıyorsun. Birazcık da paragraf çözüyorsun. Diyorsun ben biraz paragraf sorusu çözeceğim. Birazcık da inkılap çözeceğim. Birazcık da fen çözeceğim diyerek ilerlemeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar doğru hedef belirlemeniz lazım. Yani hedef benim hedefim 90'da 90 yapmak. Süper çok güzel. Ama şu anda hiçbir matematik sorusunu yapamıyorum. O yüzden vazgeçtim bir dakika şimdi ya, ya hedefin çok yüksek ya da çok çabuk sabır eşiğin çok düşük bir şekilde hemen vazgeçiyorsun. Böyle olmaz. Senin yapman gereken şey şu. İlk başta ve en önemlisi doğru bir hedef vereceksin. Diyeceksin ki benim ilk hedefim öncelikle bu hafta yani bu hafta bu soruları çözmek. Günde 15 paragraf kitabından ya da problem bankasından ya da işte paragrafta son noktadan ya da paragraf 10'dan fark etmez. Ben bugün bu soruları bitireceğim. Bu hedefin olacak. Bu senin görevin. Görevini, hedefini belirleyeceksin. Sonrasında orada kaç yanlış yaptın, kaç tanesi doğruydu, kaç tanesi bununla alakalı hedef belirleyeceksin. Yani şunu demek istiyorum. Günde 15 paragraf kitabını aldın. Tamam. Diyeceksin ki ben bugün, bugün birinci gün. Bak burada birinci günde kaç soru varmış? 15 soru varmış. İkinci güne geç. Ben bugün birinci gündeki soruları mutlaka çözeceğim bu kitaptan. Mutlaka çözeceğim. Ne olursa olsun 15'ini de yanlış yapsam çözeceğim. İlk soruyu da yanlış yapsam çözeceğim. İkinci soruda başım dönse bile dinleneceğim gene çözeceğim diyeceksin. Bu senin hedefin olacak. Yani bu bir hedef. Soruyu çözme hedefi. Hepsini yanlış yapsam çözeceğim diyeceksin. Ben o bu görevi yapacağım. Ben vazifemi yaparım, gözlerimi kaparım. Sonra teste başladığında da dikkatli bir şekilde çözerek diyeceksin ki ben he, mutlaka bu 15 soruda 14 tane doğru yapmaya çalışacağım. 13 tane doğru yapmaya çalışacağım. Bunun için gayret göstereceksin. Olmadı mı? 15 soru çözün, 10 tanesi doğru oldu, 5 tanesi yanlış oldu. Önemli değil. İkinci güne diyeceksin ki ben ikinci gün bu 15 soruyu kesin çözeceğim. Günde 15 paragraf kitabında 15 soru geliyor tabii ki Türkçe'de. Burada 15 tane soru çözüyorsun ya. Burada da yine aynı şekilde diyeceksin ki ben yine 15'te 13 yapacağım. Olmadı mı? Gene olmadı. Sonra burada, sonra burada, sonra burada. En azından sen her gün soru çözme hedefine ulaşmış olacaksın. Ama belki de 15'te 15 yapma hedefine, 15'te 14 yapma hedefine belki de 32. günde, 23. günde ulaşacaksın. Belki de 28. günde ulaşacaksın. Ama sen ilk görevini yaptın mı? Nedir? Ben 15 soru çözme, paragraf soru çözme görevi yaptım. Tamam eyvallah. O zaman bunu bir kenara koyduk. Sonrasında da 15'te 14, 13 ise zamanla ulaşabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. Siz matematikte temelden soruları çözeceğim. Orta seviye soruları çözeceğim. Zorları da çözeceğim ama yapamazsam en azından zorladım. Beş dakika olmadı tamam. Ama en azından bunun görevimi yaptım yaptım. Masaya oturdum oturdum. Yani bazen masada oturmak beklemek bile bir görevdir. Bazen dinlenmek bile sizin sınavda başarılı olmanızı sağlayacak. Kazanmanızı sağlayacak. Dolayısıyla dinlenmek de çalışmaya dahil. Gayret göstermek de sabır göstermek de. Ya Rabbi dua ediyorum kazanmak istiyorum diye dua etmek de çalışmaya dahil. Ama sen eğer ilk soruda yanlış yapınca ilk şeyde vazgeçersen olmaz. Veyahut da matematikte yapamayınca hop ben hep bıraktım dersen olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar sizin sorularınızın cevabı sevgili değerli öğrencilerimiz Mustafa'nın Zerrin'in Cunculay Kerim ve Ponçey'in sorusunun cevabı net belli. Sabır, azim ve en önemlisi de gayretli bir şekilde turlama taktiği yapmak. Yani başka bir dersen başka bir ders. Sözelden sayısala, sayısaldan sözele geçmek. Bu sene Türkçe'nin belirleyici olduğu matematik mi? Tabii ki yine matematik belirleyici olacak ama Türkçe'de yine her zaman gibi önemli. Peki bizler ne yapacağız hocam? Çok güzel anlatıyorsunuz da kampta neler yapacağız? Kampta yapacaklarımız belli arkadaşlar. Gözlerimizin altına siyah çizgileri çekeceğiz. Eylül programında süper bir şekilde konularımızı öğrenerek sizlerle birlikte doğru hedefe ilerleyeceğiz. Burada bazı kaynaklarımız var. Çok çok önemli. Sıfırdan 8'e set. Konu anlatım kaynağımız. Taktikli sette yani sayısal ve sözel setlerde soru bankalarımızın temeli oluşturuyor. Burada taktikli sayısal setinden bir tanesini çıkarmak istiyorum. Şöyle bakalım. Matematik geldi. Hop. Burada sıfırdan sekize setinden de bir tane çekelim. Şöyle ne gelsin bakalım. Evet gelmiyor. Evet bakalım geldi. Sıfırdan sekizde sayısı çıktı. Bakın bu ikisini karşılaştıralım. Çünkü öğrencilerden böyle yorumlar geliyor. Hocam bu ikisini karşılaştırır mısınız? Şimdi bu bir konu anlatım kitabı arkadaşlar. Ama bunun içinde de konu var. Taktikler var. Ama temelinde bu ikisini karşılaştıracak olursak bu bir konu anlatım kitabı. Hemen anlatalım nasıl olduğunu. Burada solda konu sağda soru. Solda konu sağda soru yöntemiyle konuları küçük küçük parçalara böldük. Ve temel seviye sorularla bakın burada zor seviye soru pro seviye soru yok. Neden bu konu anlatım kitabı? Böyle bir yöntem işledik. Taktikli de ise zor seviye sorular var. Orta seviye ve temel seviye sorular da var. Ama burada daha çok soru ağırlıklı. Yani temel orta seviye sorular, zor seviye sorular ve ekstra dijital sorular da var. Ve burada aynı zamanda arkasında kullandığımız posterler ile... ...bakın burada gördüğünüz etiket posterler ile... ...burada bilgileri not alarak hızlı bir şekilde soruda çözmeyi sağlayabiliyorsunuz. Yani Taktikli sizi taktiklerle şampiyon yapıyor, Sıfırdan 8'e ise konu anlatımlı soru bankası. Bu ikisi arasındaki temel farkı soran arkadaşlarımızla cevabını verelim. Bunlardan da yeni ödevler vereceğiz. Bunları yani bu kitapları taktikli sözel seti, sayısal seti ya da sıfırdan 8'e setimizi size en yakın kırtasiye'den ya da internetteki web sitelerinden... ...tabii ki Tonguç Mağazayı biz size tavsiye ediyoruz. Bizim kendi resmi web sitemiz. Tamamen güvenilir bir şekilde oradan alabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kampımıza son 3 gün kaldı. Yavaş yavaş adım adım hızlanacağız ve LGS 2023 için biz burada izleyeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere.